da zaten istesek de eğer bir nur talebesiyiz diyorsak, Risale-i Nur'a intisap etmişsek, Bediüzzaman Hazretlerini de Kur'an'ın dellalı, bu asrın müceddidi, Kur'an'ın müfessiri, nitekim üstad, benim üstadım diyorsak, zaten istesek de bakamayız, ilgilenemeyiz. O sahaya girmemiz yasaklanmış, Kırmızı çizgi. menedilmiş. Yani oraya, o hududu Aşamayız. aşamayız. Aşarsak kendi şahsımıza değil, hizmete zarar veririz. Onun için Risale-i Nur'u siyasete alet etmek, bize göre Risale-i Nur'a ihanet etmek gibi bir şey. Bunun hikmetlerin nedir peki? Neden yani Risale-i Nur'a ihanet etmekle eşdeğer görüyoruz? Şimdi arzu ederseniz bu şeyde bir yine geri döneyim izin verirseniz. Evet, buyurun. Şimdi burada biz bir halk olarak karışmayız derken biz bulunduğumuz konum itibariyle karışmayacağız. Evet. Yoksa biz hükümete, devlete iyi insan yetiştirip oradaki faaliyetlerin de Kur'an'a yakışır bir şekilde olması için cemaatlerden altta bir fabrika gibi çalışıyor. Fabrikanın çakları gibi çalışıyor. Dolayısıyla karışmak doğrudan olmaz, sağlam adam yetiştirmekle oluyor. Zaten şu andaki diyelim mesela idarenin başında iyi insanlar varsa bunun ne meyvesi nereden geliyor? Bir bahçeden geliyor. Bu bahçede cemaatlerdir yani. Altta Evet. çalışan ciddi manada bir şey var. Üstadımız 16. lemadaki bir ifadesini hatırlarsınız. Baştakilerin başlarına akıl, kalplerine iman versin yeter. O zaman iş kendi kendine düzelir diyor. Dolayısıyla senin aslında yani propaganda manasında değil de, propaganda değil de, politika manasında değil de asıl siyaset budur zaten. Yani sen siyasi insanları, siyaseti yönlendirecek insanları yetiştir. Cemaat namına değil, yine kendi namlarına orada hizmet etsinler. Zaten senin yaptığın en büyük siyasettir o zaman. Evet. Bak bu politika değil. Siyasi propaganda hiç değil. İdareye karışmak hiç değil. Sen sağlam adam yetiştiriyorsun. O adam devletin adamıdır. Senin adamın değildir artık. Seninle gönül birliği var, kalp birliği var, ruh birliği var. Ama devlete faydalı olacak. Başında akıl olan, kalbinde de iman olan, sağlam fertler yetiştirdin mi? En büyük siyaset de odur diye kanaatim var. Evet, yani ortada ebedi hayatı kazandıracak bir eser var. Biz buna Kur'an'ın bu asrın fehmine uygun bir şekilde şerh edilmiş tefsiri diyoruz, Risale-i Nur. Buna her kesimin ihtiyacı var. Dolayısıyla biz bunu bir siyasi partinin veya bir siyasi ideolojinin şemsiyesi altında rengine boyanmış bir şekilde gösterirsek, sadece o siyasi parti içindekiler belki itibar edebilir. Ötekisi ne kadar elmas olursa olsun Ehmet buna edilir. itibar etmez, ehemmiyet vermez. Bunun kutsiyeti, kıymeti kaybolur. Kaybolur. Bu da ihanet Yani olmaz anlarız. mı? Bunun altını Anlarız. doldursak yani biraz daha böyle geniş açıklamalarla. Yine de Risale-i Nur'a bakacağız. Evet. Yani üstadımız bu konuda ne diyor? Ne diyor? Biz siyasete girdiğimiz vakit ihanet olur mu olmaz mı? Hangi yönlerden ihanet olur? Çok mükemmel bir soru. Bunu isterseniz birkaç yönden alalım, birkaç yerden. Evet. Şimdi Emir Dağ Layıkası'nda üstadımız diyor ki Nur şakirtleri hiç siyasete karışmadılar. Karışmadılar. Hiçbir partiye girmediler. Partiye de Tamam, girmediler. oy vermek ayrı. O zaten vatandaşlık görevimiz. Partide bizzat aynı karede fotoğraf çektirmek ayrı. İşte sizin buyduğunuz o. Çünkü iman mali umumidir. Çok güzel. Her taifede muhtaçları ve sahipleri vardır. Tarafkirlik giremez. A partisinden olabilirim ben. Mesela. A partisinin içine girdiğim anda A partisine oy verebilirim. O benim bileceğim iş. Siz de B partisine oy verebilirsiniz. O da sizin bileceğiniz bir iş. Çünkü bakıyorum hadisata. Bu adam faydalı işler mi yapmış, zararlı işler mi yapmış? Tercih bana ait. O ayrı bir şey. Ama bir nur talebesi olarak A partiyi desteklemek lazım. Ona vermek lazım dediğimde işte o zaman elimizde mali umumi var. Sadece A partisinin malıymış gibi veya sadece onlara hasretmekmiş gibi onun kıymetini
ve irşat sahasını kısıtlamak. Evet. Sonradan o A Partisi'nin de belki ona da ihanet etmeyeceğine malum. Yani belki de A Partisi senin niye tutuyor orada? Evet. Menfaati için belki de. Aynen öyle. İlahir. Anlarız. Bu bir. Dolayısıyla biz tarafkirlik kaldırmayacak bir safi iman hizmeti yapıyorsak ki bütün cemaatlere şamil bir şey bu. Yani şöyle de denilebilir evet. mi? İman hizmeti, evet. hakaik imaniye ve Kur'aniye hizmet etmek siyasetler üstü bir davadır. Aynen öyle. Yani siyasetlere alet edilemez. Evet. Yani siyasetler işte ticari, siyasi, ekonomik, menfaat vesaire kaygılar ve menfaatler için evet. kullanılamaz. Kullanılamaz. Allah razı olsun. Kullanılırsa hıyanet olur. Hıyanet olur. Ondaki hakikate kutsiyete hürmetsizlik olur. Çünkü Kur'an hakikatleri Kur'an malıdır. Evet. Ama şu anda dellallığını kim yapıyor? A şahsı, B şahsı. A Hı-hı. cemaati, B cemaati yapıyor. Ehli dünya da zannediyor ki o mal senindir. Mesela Hı-hı. sen bir yere taraftar oldun mu? Aslında hakikat nazarı ne diyecek? Filan adam filan yerdedir. Hı-hı. Yine de o hakikatlara benim ihtiyacım var. Çünkü ben kabre imanla gitmek zorundayım. Evet. Ama o nazar bu yüksek seviyede olmadığından dolayı ve zahire bakıp aldandığından dolayı filan şahsın malıdır diye kabul ettiğinden dolayı aslında bu hakikatler üstadın da malı değil yani. Kur'an'ın Tabii. malıdır diyor değil mi üstadın? Kur'an'ın malı. Dolayısıyla ben bir cemaatin mümessili olarak ya da taraftarı olarak herhangi bir siyasi partinin içerisinde olduğum vakit insanların %80'i ehli tahkik olmadığından dolayı beni de o hakikatların adeta sahibi gibi gördüğünden dolayı bana küstüğü gibi o hakikatları da küser. Bana küstüğü gibi o imanın vesellerine de ne yapar? Yabani bakmaya. O zaman maksat ve davamıza muhalefet etmiş oluruz. İhanet etmiş oluruz muhalefetten ziyade. Biz adamın imanını kurtarmaya çalışıyorduk hani. Evet. Ve şey adam bizim yanlış ya. Bir eksen kayması mı diyorlar? Evet, eksen kayması. Eksen kaymasından dolayı evet. adamın imanına hizmet, imanını kurtarma hizmetini yapamamış oluruz. Yapamamış oluruz. Şimdi bir tane daha okuyalım izin verirseniz. Evet buyurun. İman dersi için gelenlere tarafgirlik nazarıyla bakılmaz. Bakın, umumi derslerimizde görmüşsünüz. Hı hı. Yani her grupta adam var. Tabii. Dost, düşman derste fark etmez. Ya benim adam düşmanımsa bile evet. derste ona düşmanmış gibi olmaz, davranamam. Olamaz ki zaten. Çünkü orada artık Halil yok. Orada Burhan, Ahmet, Mehmet yok. Hı. Orada safi iman hizmeti var. Ve ben burada adeta nübüvvetin mümessili olarak ders yapıyorum. Ya da orada bulunuyorum. Ders yapmayan birisiysem de, oranın adeta temsilcisi gibi görünüyorsam da ben birisini temsil ediyorum. Kim bu zat? Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla onun mesleği olan bir insanın başkasına şahsi kin ve garaz, düşmanlık gibi bir şey göstermesi mümkün değil. Senin düşmanın olabilir ama oraya geldiği vakit sen ona hizmetkar olacaksın. Yani herkesi nasıl hoş geldiniz deyip kucaklıyorsak. Bu kadar. Onu da kucaklamalıyız. Bak abi çok enteresan. Zaten parantez içinde söyleyeyim. Yani bizim demek ki kimseye küsme gibi bir lüksümüz yok. O da ayrı bir konu. Dargın olma gibi Tabii, bir lüksümüz yok. Kesinlikle. Yani. Kim gelse başımızın üzerinde. Eğer şey yapıyorsak, iman hizmetinde içinde bulunuyorsak. Evet abi. Evet. Dost, düşman derste fark etmez. Hmm. Halbuki siyaset tarafgirliği bu manayı zedeler, ihlas kırılır. Evet, malum yani. Onun içindir ki nurcular emsalsiz işkencelere ve sıkıntılara tahammül edip nuru hiçbir şeye alet etmediler. Hı-hı. Siyaset topuzuna el atmadılar. Evet. Hiçbir şey ya. Siyaset Buradaki siyaset topuzu evet. kuvvetle siyasete girmek mi acaba? Yani kuvveti kullanmak. Hı-hı. Biz olsa İsyan gibi. İsyan ediyor ki biz diyor hakim değiliz, biz mahkumuz diyor. Maşallah. Tabii, müthiş bir ifade. Bir tane daha Risale-i Nur'a ihanet manasına gelir şeyine bir tane daha okuyalım. Mektubattan 16. mektup. Hakiki imaniye ve Kur'aniye birer elmas hükmünde olduğu halde elmas. Siyasetle alude olsaydım, siyasete karışmış olsaydım hı hı. elimdeki o elmaslar ihfal olunabilen yani çabuk kandırılabilen avam tarafından acaba taraftar kazanmak için bir propagandayı siyaset değil mi diye düşünürler. Evet. Bak ben misal vereceğim. Evet. O elmaslara adi şişeler nazarıyla bakabilirler. O Hı. halde ben o siyasete temas etmekle
o elmaslara zulmederim ve kıymetlerini tenzil etmek hükmüne geçer. Şimdi mesela ezan-ı Muhammedi, evet, 1400 senedir Müslümanların adeta bir ilan-ı tevhidi hükmündedir. Doğru mu? Şimdi birileri zulmen bunu Tanrı Uludur'a çevirdi. Evet. Geldi bir siyasi bir parti, Allah rahmet eylesin, şu anda hepsi hemen hemen kabirde belki de. Evet. Sadece hakkı zulümden kurtarmak suretiyle sahibine teslim etti. Yani Tanrı Uludur yerine Allah-u Ekber denmeye başladı. Doğru mu? Doğru. Bu zaten yani dinsiz bir parti de olsa, milletini düşünen bir parti olsa onu yapması gerekiyor. Evet. Yani yapılması gereken bu zaten. Bak o zamanda bile, siyasi bir partinin eline mi geldi bu? Ki zaten başka bir cereyanın eline gelmez bu. Partiyle gitti diye değişti, partiyle gelecek. Siyasetle değişti, siyasetle değişecek yine. Başka çünkü kimsenin gücü yetmez buna. Kanunlar perdesinde çünkü olduğu için. Bak o zaman da birileri bunu ne yaptılar? Dediler ki işte filan parti, Demokratlar, Adnan Menderes bunu oy toplamak için yaptı. Bak ezanı bile adam sadece perdeyi kaldırıyor. Yani buna bir hakkı hak sahibine teslim etmek diyelim. Bunu yaptığı halde bak birileri ne yaptı? İşte bunu oy toplamak için, taraftar kazanmak için yaptı diye şey yaptı. Dolayısıyla siyasete giren insanlar siyasi işler namına ne yaparlarsa, velev ki iman hakikatlerine hizmet bile olsa, hep bu itham altında kalabilir. Hep bu itham altında kalacak. Allah razı olsun. Çünkü onun için dikkatli olmak lazım. Ben girmedim diyor. Girseydim elimdeki elmas kıymetindeki hakikatler siyaset propagandası haline gelebilirdi. Ha. Yani mesela insan diyecekti ki o zaman ya bu Allah'tan bahsediyor, imandan, Kur'an'dan, ahiretten bahsediyor ya. Niye? İşte filanca partiye, filanca düşünceye adam toplamak için, insanları celp ve cezbetmek tabii için bunu kullanıyor. Tabii. Ben bir misal daha vereyim. Yani bunlar evet, çarpıcı örnekler çünkü. Hı hı. Şimdi şimdiki mevcut idaredeki başbakanımız. Evet. Annesi rahmetli oldu. Hı. Şimdi ben bir vatandaş olarak annem vefat etmişse Kur'an okumam mı? Biliyorsan. Okurum da. Okurum. Evet. Annem de. Şimdi annesinin vefatında Allah rahmet eylesin inşallah, başbakan Kur'an okuyan, okuyabilen birisi olarak bir Kur'an okudu. Bak normalde yani sağduyulu insanlar elhamdülillah bizim başbakanımız da Kur'an okur, bizim başbakanımız da bizimle aynı duyguları paylaşır dedi. Ama siyaset nazarıyla bakanların nezdinde o elmas gibi Kur'an okuma cam parçası hükmünde kabul edildi. Evet. Ha bunu bak propaganda, işte bunu oy toplamak, bunu tabanla işte bu manadaki ben böyleyim diye göstermek mesaj için yaptığı gibi insafsız şeyler. Dolayısıyla siyasilerin bu manadaki şeyleri iyi düşünmesi gerekiyor. Yani ben siyasete geleceksem bunların hepsini nazara alacağım. %100 doğru olan bir şey yapsam bile %100 yanlıştır gibi gösterecekler birileri. Onun için siyaset diyor ki Risale-i Nur gibi elmas ver elimizde. Madem ki nazarlar da böyledir, çabuk ihfal olunabilen avamlar var, %80 ehli tahkik değil. Öyleyse biz o elmas parçalarını lütfen bu işin başındaysanız, mümessiliyseniz gidip de siyasete karışıp ondan sonra insanların nezdinde bu elmasları cam parçalarına düşürmeyiniz. Maşallah. Abi müthiş bir şey ya. Bak verdiğimiz iki örnek ya, birisi ezan, birisi Kur'an. İnsanların insafsız nazarı nasıl tartmaya vesile oluyor. Bir tane daha okuyalım, ondan sonra bu meseleyi geçelim isterseniz. Buyurun. Bir şey diyecek misiniz siz? Yok, Allah razı olsun. Çok güzel. Nuru Kur'an'ı elde tutmak için. Evet. Nuru Kur'an'ı, Kur'an'ın nurunu elde tutmak için. Eûzu billahi mineşşeytani ve's-siyaseh deyip siyaset topuzunu atarak iki elimle nura sarıldım. Maşallah. Gördüm ki, şu ifadeye bak. Siyaset cereyanlarında hem muvafıkta hem muhalifte o nurların aşıkları var. He. Ya muvafıkta muhalifte. Evet. Yani diyelim ki imana Kur'an'a taraf olanlar, taraf olmayanlarda da. Evet. Şimdi muvafığın içinde olsam onlar o zaman taraf olmazdı. Değil mi? Siyasi partinin evet, şemsiyesi altında olsam. Siyasi partiler ala küllihal birbirlerine muhaliftir. Bu zaten kesin. Kesin muhalif. Adam başkasına muvafık düşse orada çalışır. Niye başka bir yerde çalışır? Dolayısıyla
herhangi bir cemaat, özellikle biz Risale-i Nur için konuşalım, gitse ve bir siyasi cereyana yakın dursa diğerlerinin tamamını dışlamış olur. Ama orada da muvafıkta da muhalifte de bu nurdan aşıkları var ve o aşıklar da muhakkak o aşık oldukları şeyleri bulmak için canhıraşanı çalışacak. Sen kendi şahsi hatalarından dolayı ona perde oluyorsun. Adamın belki imanla kabre gitmesine de mani oluyorsun. Tabii. Bunu yapmaya hakkın yok, ihanet etmiş olursun. Müşteri olsa imanla kabre girebilir. Oldu mu? Evet, imana, Kur'an'a taraf olabilir. Evet. Sen siyasete girdiğin zaman cam parçasına niye adam tenezzül etsin? Aynen. Cam parçası hükmüne düşürdün çünkü. Aynen öyle.